Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orijen Matematik Yayınları 2022 ayı soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Şimdiki konumuz diziler. Dizilerin ilk testinin çözümleriyle başlayalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda Aşağıdan hangisi bir gerçel sayı dizisi belirtir demiş. Şimdi gerçel sayı dizisi belirtir derken şöyle de söyleyelim önce. Bizim tanım kümemiz ne olmalı arkadaşlar? Pozitif tam sayılar olmalı. Yani bir dizinin bölümleri gibi birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm diyebildiğiniz gibi. Yani siz ne yapmalısınız? En değerine, en yerine 1, 2, 3, 4 diye pozitif doğal sayılar vermelisiniz. Ve hani atıyorum bir dizinin beşinci bölümü olmaz da dördüncü bölümünden 6. bölümüne atlar diye bir şey olmadığı gibi dizinin terimleri içerisinde de atlama olmayacaktır. Yani siz 1, 2, 3, 4 verdiğinizde hepsi ne olması lazım? Tanımlı olması lazım. Şimdi bize dediği şey hangisi bir gerçel sayısı belirtir dediğinde bakın mesela en yere ne yapamıyorsunuz? 3 veremiyorsunuz. Demek ki bu dizinin 3. terimi yoktur. O zaman bu iptal. Şimdi mesela burası çift kuvvete sahiptir. Çift kuvvet sahipse mesela n'e ne veremezsiniz? 4 veremezsiniz, 5 veremezsiniz gibi. O zaman bu arkadaş da bir dizi belirtmez. Burada mesela n'e ne veremezsiniz? 2 veremezsiniz, 1 bir veremezsiniz. 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm yok ama dizinin 4. bölümünden başlıyor. Saçmalık olur. Bu da iptal. Şimdi bu arkadaşa baktığınızda siz alt tarafı 0 yapan ne değeriniz var? -3 ama sizin vereceğiniz değerler ne nereden başlamalı? 1 2 3 4'ten başlamalı. O zaman bu arkadaş bizi biz reel sayılarda bir dizi belirtir. Peki burada n'e ne veremezsiniz? N'e mesela 1 veremezsiniz, 2 veremezsiniz gibi. Bu arkadaşlar reel sayılarda bir dizi belirtmez. Doğru cevabımız denizli olacak. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci soru aşağıdaki hangisi bir gerçek sayı dizisi belirtir demiş. Yine mesela olmayanlara bakalım. Mesela n burada ne olamaz? 1 olamaz, iptal. n burada ne olamaz? 7 olamaz, iptal. Şimdi mesela burada bakın n logaritmanın tabanı nereden başlamalı? Ee, pozitif reel sayılar olmalı. Fakat en ne olamamalı? Bir olamamalı. Yani taban bir olamıyorsa dizinin birinci bölümü yok. O zaman bu da iptal. Şimdi tanjantlı mı sinüs mü? Sinüs tanımsız yapan bir değer yok ama tanjant tanımsız yapan bir değer var. Mesela siz ne yapamazsınız? En yerine 60 veremezsiniz. Çünkü burası 90, 90 derece yapacak. Tanjant 90 derecede nedir? Tanımsızdır. O zaman bizim bu arkadaşımız da ne yapmaz? Reel sayı belirtmez. O zaman doğru nedir arkadaşlar? Bursa'dır diyebiliriz. Sinüs tanımsız yapan bir ifade yoktur. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. İfadesi bir gerçel sayısı belirttiğine göre P değeri hangisi olamaz demiş. Şimdi demek ki alt tarafı sıfır yapan bir değerimiz olmayacak. Biz n'e 1, 2, 3 diye değerler verebiliriz. Eğer ki P eksi 2 olsaydı o zaman burası n eksi 2 olacaktı. n eksi 2'yi sıfır yapan ne olacaktı? 2 diye bir değer olacaktı. Demek ki biz ne yapamayız? P yerine eksi 2 veremeyiz. Çünkü ifade bir gerçel sayısı belirtiyormuş. Eğer P'ye eksi 2 verirsek n'e 2 veremeyiz. Bu da ne yapmaz? Dizi gerçeğe sayılarda tanımlı kılmaz. O zaman doğru cevabımız Bursa olacak. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Dizisinin ikinci terimi nedir dediğinde. Şimdi bu alt diz sizin kaçıncı terimi olduğunu söylüyor. O zaman 2 verdiğinizde en yerine siz ikinci terimi bulmuş oluyorsunuz. O zaman 2 verirseniz eksi 6 artı 1 bölü. 2 verirseniz 2 artı 5'ten cevabımız ne gelecek? Eksi 5 bölü 7 gelecek diyebiliriz. Yani doğru cevabımız dördüncü soru için Edirne. Şimdi beşinci soruda dizinin kaçıncı terimi 2'dir? Şimdi siz dizinin birinci terimini, ikinci terimini, üçüncü terimini en yerine en yerine değerler vererek buluyorsunuz. Fakat kaçıncı teriminin sonucu 2'dir diyor. O zaman siz buna gidiyorsunuz ikiye eşitliyorsunuz. O zaman 3n-2 içler dışarı yaparsanız 2n artı 4 yapar. O zaman n buradan kaçtır arkadaşlar? 6'tır. O zaman dizinin altıncı terimi kaçmış? 2'ye eşitmiş diyebiliriz. Altıncı sorumuzda dizinin 5. terimi ikinci terimin kaç katıdır demiş. Yani A5 bölü A2'yi soruyor. O zaman x yerin en yerine ne yazalım burada? 5 yazalım. O zaman logaritma 3 tabanında 5 yazarsan soner kaç yapar? 9 yapar. 2 yazarsan soner kaç yapar? 3 yapar. Üst taraf kaçtır? 2'dir. Alt taraf kaçtır? 1'dir. O zaman doğru cevabımız ne olması beklenir? Bursa olması beklenir diyebiliriz. Şimdi 7. sorumuzda Dizinin ilk üç terimin toplamı nedir demiş. Yani bizden A1'i, A2'yi ve A3'ü toplamımızı istemiş. A1 dizinin ilk terimi. Şimdi burada N'e 1 verdiğinizde ki tekse o zaman ne gelecek? 1 faktörel gelecek. 3 ise yine tek olduğu için 3 faktörel gelecek. 2 verdiğinizde ise 2 bölü 2 gelmiş olacak. O zaman bu arkadaşlar toplarsanız ne geldi? 1 artı 1 artı 6'dan 8 geldi diyebiliriz. 7 sorumuzun cevabı Denizli'miş arkadaşlar. Şimdi geldik 8. sorumuza. 8. sorumuza bize diyor ki dizisinin terimlerinin bir tanesi 30'muş. O zaman bunu siz ne yapıyorsunuz? 30'a eşitliyorsunuz. Şu denklemin çözümüne bakalım. N kare eksi n eksi 30 eşittir 0'dan. N eksi 6 n artı 5 eşittir 0'dır. Buradan n değeri kaçtır? 6'dır. Ya da n değeri kaçtır? Eksi 5'tir. Ama biz ne yapamıyorduk? N'e negatif bir sayı veremiyorduk. Çünkü vereceğimiz sayılar nereden başlıyordu? 1'den başlayıp pozitif doğal sayıları verebiliyorduk. O zaman en kaç olacak? 6 olacak. Bize de diyor ki dizinin bundan sonra gelen terimi yani vatandaş bize kaçı soruyor? A7'yi soruyor. O zaman en yerine 7 yazıyoruz. 7'nin karesi eksi 7'den 49 eksi 7 42 yapar. Doğru da kaç gelir arkadaşlar? 42 yani Bursa. Geldik 9. sorumuza. Dizinin 3. terimi nedir demiş. Bakın bu dizinin gidişi. Yani A1 dediğiniz şey en yerine 1 veriyorsunuz. Sadece 2. A2 diyorsunuz n yerine 2 artı kaç vereceğiz? 2 vereceğiz 4. A3 ne olacak o zaman? 2 artı 4 artı 6. Yani doğru cevabımız gelecek? Denizi gelecek diyebiliriz. Bu da 8, 9. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Şimdi 10. sorumuzdayız. 10. sorumuzda dizisinin 8. terimi nedir demiş. Ki bakın yine aynı mantık ilerliyor. A1 dediğiniz zaman sadece n'e 1 veriyorsunuz 3 a 2 dediğiniz zaman 3 veriyorsunuz ve çünkü toplayarak ilerliyorsunuz 2 verdiğiniz zaman 7 o zaman a 3 dediğiniz zaman da 3 artı 7 artı kaç olacak arkadaşlar 3 verdik 11 oldu o zaman bu şekilde ilerlerse 8. terim 3 artı 7 artı 11 artı kaça kadar buraya 8 yazdığınızda kaç yaptı 32 31 mi yaptı o zaman bunların toplamını istiyor Şimdi Terimler toplamını nasıl bulabiliyoruz? Medyan çarpı terim sayısı diye bir taktiğimiz var aslında. Terimler toplamı medyan çarpı terim sayısı. Şimdi medyan çarpı terim sayısı derken medyanı nasıl bulacağız? Eğer dizideki terimler düzgün bir şekilde artış ya da azalış şeklinde ilerliyorsa aynı oranda ya da aynı miktarda artıp azalıyorsa o zaman a1 artı a bölü 2 diyebiliriz. Bu bizim medyanımızı verecek terim sayımız da terim sayımız. O zaman biz 31 ile 3'ü toplayıp 2'ye bölersek medyanı buluruz. Peki burada kaç tane terim var hocam dediğinde zaten 8'in terim terimi istediğine göre 8 tane terim vardır burada. O zaman 8 yazarız. 17 çarpı 8 gelir. 80 56. 106'dır yani doğru cevabımız Denizli'dir diyebiliriz. Onun sorumuzun cevabı için. 11'de dizinin genel terimi aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Bakın 3, 8, 13 kaçar kaçar artıyor beşer beşer artıyor. Ben genelde eğer artış miktarı sabitse hemen enin önüne artış miktarını yazıyorum. Sonra n'e 1 verdiğinizde 5 yapıyor ama 3 olmasını istediğim için buradan 2 çıkarıyorum. O zaman bu benim genel terim olabilir diyorum. O zaman 5 en eksi 2 benim genel terimimdir diyeceğim. Çünkü artış sabit. Yani doğrusal hareket edecek. Yani zaten en kareli ya da en küplü olmayacak. Gibi ne yapabiliriz diyebiliriz. Şimdi geldik 12. sorumuza. Dizileri veriliyor. O zaman bu dizinin 3. terimi yani 4 çarpı 3 eksi 2. Bu dizinin de 4. terimine eşitmiş. Yani 4'ün karesi eksi k. Yani kaç yapar sonar buradan? 10 eşittir. 16 eksi k'dan. K kaç geldi? 6 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne olacak? C olacak arkadaşlar. Şimdi geldik 13. sorumuza. Dizileri veriliyor. Bu diziler eşit dizilermiş. Şimdi eşit diziler, eşit polinomlar eşit fonksiyonlar. O zaman biz burada ne diyeceğiz? Eşit derece terimlerin katsayıları birbirine eşit. Yani buradaki n karenin katsayısı kaçsa buradaki n karenin katsayısı da olacak. Yani n buradan 4 gelecek ki 3 eşit olsun. Burada eksi 2 n var. O zaman burada n eksi 2 olacak. Buradaki b eksi 3 5 ise b de değeri kaç olacak? 8 olacak. O zaman b'yi 8 bulduk. m'i 4 bulduk. n'i de eksi 2 bulduk. Buradan doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi diyebiliriz. Bu da 13. sorumuzun cevabıydı. Şimdi ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Bu kadar bize yeter. Şimdi AN1 bu bir kere sabit dizidir. Hep sonuç 1 çıkacaktır. Şimdi BN N'e 1 veriyoruz. Pi geliyor. Yani kosinüs 180 eksi 1. 2 veriyoruz. Kosinüs 360 yani 1. Eksi 1. 1 diye ilerleyecek bu arkadaş. Burada da neyse biz bunları bulmayalım da A8'i bulalım isterseniz. A8 yine nedir? 1'dir. B5 nedir? O zaman biz yerine 5 yazarsak kosinüs 5 pi yapacaktır. Kosinüs 5 pi içindeki 4 pi'yi çıkartırsanız kosinüs pi'ye eşittir. Yani kosinüs 180 eksi 1'dir. O zaman bunlar eşit değildir. O zaman birinci öncülümüz yanlış. A3 yine 1'dir. D7 şimdi en yerine 7 yazdığınız zaman yine eksi 1 yapar. Bunlar da birbirine eşit değildir. O zaman ikinci öncülümüz de yanlıştır. B10 kosinüs 10 pi 2 pi 2 pi çıkardığınızda kosinüs 0 eşit olacak. Çünkü hani periyodu 2 pi'dir. Ee, esas periyodunu bulduğunuz zaman kosinüs 0 da 1 eşit olacak. O zaman B 11'dir. C 18'de o zaman en yerine 18 veriyorsunuz. O zaman sinüs pi bölü 2 artı 18 pi. Siz sinüsün, kosinüsün, tanjantın, kotanjantın içine istediğiniz kadar 360 ekleyebilir, derece ya da iki, çıkarabilirsiniz. Yani 2 pi ekleyip 2 pi çıkardığınızda bunu götürürseniz bunun esas periyodu yine sinüs pi bölü 2 yapacak. Sinüs pi bölü 2 de kaçtır arkadaşlar? 1'dir. E bu da 1'miş. O zaman bunlar eşittir. Yani 3. öncülümüz doğrudur. Yalnız 3 diye bir şıkkımız olması lazım. Evet. Ceyhan'mış diyebiliriz. Bu da ilk testimizin son sorusuydu arkadaşlar. Birinci testi hızlı bir şekilde çözdük. Şimdi bir sonraki testin çözümlerine geçelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.